Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tekrardan YouTube için video çekmelere başladım. Arkada da kızım Şener. Şener, ne bakıyorsun? Şimdi yani tekrardan vlog tarzında da olur, antrenman da olur, hepsi birleşik de olur. Farklı farklı birçok tekrardan video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi benim mutfağımdayız. Mutfağımda şöyle tavuklarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Zaten bunları Snapchat'te de paylaşıyorum. Snapchat adresim de baranka3. Bilmeyenler beni oradan da takip edebilirler. Burada hemen hemen 400-500 gram arasında tavuk var. Antrenman öncesi ve sonrası olarak yiyeceğim. Gramda beyaz pirinç var. Şimdi saate bakayım. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltıda bu arada karbonhidrat almadım arkadaşlar. Diyete girdim. Düşük kalorili besleniyorum. Saat 11.30. Tarihi de ben yine söyleyeyim. 26 Nisan. Bugün göğüs antrenmanı yapacağım. Ama göğüs antrenmanı öncesinde ev alışverişine gideceğim. Taşındım arkadaşlar. Şu anda ailemle kalıyorum ama eve eşyaları dizdiğim zaman artık Tuzla'dan ayrılacağım. Onun haricinde şöyle yumurta akını size göstereyim arkadaşlar. Sponsorum aynı zamanda Likit Yumurta. Evet arkadaşlar, gayet pratik ve gerçekten doğal, organik. Yani bazı arkadaşlar soruyor, hani yumurtadan tadı farklı mı falan. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Yumurta bu zaten. Yani yumurta olmasa sizce ben tüketir miyim? Tüketmem tabii ki de. Bunun arkadaşlar bir su bardağı, bunu döküyorsunuz, sıvı bu. Bir su bardağı, dilim dönmedi. Bir su bardağı 8 tane yumurtanın beyazına eşit. Yani 8 tane yumurta kırmakla uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Bir su bardağına dökeceksiniz ve normal tavaya yağınızı koyup veya yağsız yapıyorsunuz yumurtayı veya herhangi böyle pem sprey falan kullanıyorsanız sıkıp tavada normal yumurtayı nasıl yapıyorsanız o şekilde omlet gibi yapabilirsiniz. Gayet pratik. Yani sabah okula gidenler için veya işe gidenler için, kahvaltıya vakit ayıramıyorum diyenler için birebir bir şey. Hem yumurta kırmakla uğraşmıyorsunuz, hem sarısını ziyan etmiyorsunuz. Bence çok mantıklı. Organiksatınal.com'dan satın alabilirsiniz. İndirim kodu olarak da BARAN10 yazabilirsiniz arkadaşlar. %10 indiriminizi kazanırsınız. Şimdi bugün göğüs antrenmanını da çekmeyi düşünüyorum. Yine eskisi gibi uzun videolar gelecek artık. Ki zaten bahsettim, taşınıyorum. Taşındığım zaman da evde artık çok rahat, çok uzun, çok güzel bilgilendirici videolar çekeceğim sizin için. Hiç boş durmayacak bu YouTube hesabı. Yani haftada bir iki video falan atmayı düşünüyorum en az. Öyle söyleyeyim size. Onun haricinde şu anda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yemeklerimi hazırlıyorum. Burada yarım kilo yakın tavuk var. Yani tam yarım kilo yoktur burada da. 400 gram falan vardır diye düşünüyorum. İnce çünkü tavuklar. Onun haricinde 200 gram beyaz pirinç, 100 gram kinoa var. Zeytinyağıyla yaptım periki yemeği de. Onun haricinde başka da söyleyecek şu an aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Etrafa bakınıyorum, hani malzeme çıkar mı diye söyleyecek bir şey ama şu an her şeyi zaten size aktardım. Tabii bunlar benim iki öğünlük yemeğim. Yani bu pilavla, yani beyaz pirinçli kinoayı 3 öğüne böleceğim. 100'er gram olarak 3 öğünde yiyeceğim. Antrenmandan önce 100, antrenmandan sonra 100. Bir de antrenmandan sonraki öğünden bir 3 saat sonra bir daha yiyeceğim. Tavuklar ama 2 öğün. Sonra akşam eve geldiğim zaman bir daha bir tavuk veya balık yaparım. Onları da zaten çekeceğim, göstereceğim size. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şu anda göğüs için ısınmaya başladık. İlk hareketi ne yapacağız Cihan hocam?
Estağfurullah hocam. Ben presle başlayacağız. Kaç set, kaç dakika olacak? Valla 4-5 set yaparız da tekrarı bilmiyorum. En az 12 falan yaparız herhalde. Arkadaşlar esnemek çok önemli. Hem setlerden sonra hem antrenmana başlamadan önce hem antrenman bittikten sonra gerçekten çok önemli. Hem kaslarınızın gelişimi için hem de ısınmak için. Neyse bir şey demedim, gülümsedim geçtim. Hareketi bıraktım, gelmiş bana hareketin doğru yapılışını göstermiş. Kendi işine bakıyorum. Evet. Arkadaşlar Cihan'ın anlattığı gibi bu tarz örnekler çok fazla sayıda var. Yani tabii ki de bilgi paylaşmak falan hani güzel bir şey, kötü değil ama güzel bir şey. O biraz da artık işin şeyinden çıkmış, tanımadığı birisine akıl vermek gidip, gibisinden. Gidip soruyoruz ama mesela, yani. Şimdi aynen öyle. Ters birine denk geldim. Şimdi arkadaşlar cable crossover bitti. Yaklaşık 4 set yaptık değil mi? 4 12 15 arası yaptık. Şimdi yine alt göğüs için dips yapacağız. Sen başla Can. Evet, güç bitti. Sert bir antrenman oldu. Alt göğüs için dips. Kendi kilomuzla. İsterseniz ayağınıza ağırlık da bağlayabilirsiniz. Tabii gücünüz yeterse. Son hareket olduğu için epey kollar
Göğüs şu an uyuşuk durumda. Hissetmiyorum. Aynen. Tekrar şınav. Süper set olarak. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over, 'cause I start thinking again about our time. Arkadaşlar antrenmandan sonra size evde zaten yaptığımı göstermiştim sabah. 200 gram beyaz pirinç, 100 gram kinoa yapmıştım. Burada yani onu 3 öğünde yiyecektim. Bu da onun 3'te 1'e. Yani kusmuyorlar ama bunu. Cihan'da. Bu ne kanka, açıklar mısın? Protein kek. Evet. Üstüne yer fıstığı, muz. Protein tosu. Sütlü protein tosu. Evet. Burada da 2 ölçek BCA var. Sabah da 2 ölçek BCA almıştım arkadaşlar. Toplamda 30 gram kadar alıyorum. Bu da benim yemeğim. Sıcan gemimizin yemeği daha güzel.